Anne neden konuşmadın ya, neden? Kızım merak etme, halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin ya? Şuraya bak, kaç gün geçti hala kimseden para isteyememişsin. Ayrıca neden Seden Hanım'la konuşmadın sen? Kızım Seden Hanım bizim derdimize derman olmaz. Onun için. Of. Anne ne yapacağız peki? Hı? Birazdan Pınar Hanım'lara gideceğim. Orada konuşurum. Merak etme, o daha insaflıdır. Bak kimden istersen iste şu işi hallet anne, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Anne bak, Meteler salonunda düğün yapacaklar. Eğer biz nişanı salonda yapmazsak bak yemin ediyorum rezil oluruz. Kızım salon falan tutmasak, evde yapsak. Anne bunu daha önce konuştuk seninle. Ya tamam yaparız demiştin, şimdi neden sözünden dönüyorsun? Biriktirdiğim bütün parayı çeyizine kullandım. Ya bu bahçede falan yapsak kızım. Ha? Anne eğer onlar nikah salonunda yapsalar da olurdu. Ama düğün için salon tutuyorlar dedim ya sana. Tamam yavrum, hallederiz inşallah. Allah büyük. Hadi sen kahvaltını et bakalım. İnsanda iştah mı bırakıyorsun ya? Nurdan! Nurdan! Serpil. Bağırıyorum duymuyorsun. Nasılsın? İyilik diyelim, iyilik olsun. Ne oldu? Canı sıkkın gibi. Yok bir şey. Aa, bunca yıllık arkadaşımı bilmez miyim ben? Bir şey olmuş işte. Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Melis'in nişanını yapacağız biliyorsun. Hı. Para lazım. Bankadan kredi çekeyim dedim, vermediler. Neden? Maaş bordrosu istediler. Ben sigortalı bile değilim. Hadi ya. Tüh. Ne kadar lazımdı ki sana? 3000-4000 lira kadar. Çokmuş be. Hı-hı. Ben de olsa verirdim ama bizim durumu da biliyorsun. Biliyorum tabii. Sağdan soldan borç istesen, arkadaşlardan falan. Mesela ben 200 lira falan verebilirim. Canım benim. Benim senden başka dostum mu var? Ne diyeyim o zaman? Allah yardımcın olsun. Amin. Nereye? Pınar Hanım'a mı? Hı hı. Ben de Sevgi Hanım'a. Hadi sana kolay gelsin. Sana da Serpil. Sağ ol. Mutfak dolaplarını da sileceksin bugün değil mi? Sileceğim Pınar Hanım. Aman iyisi. Kabak dolması da yap bugün. Tamam. Bir de mercimek çorbası yaparsın. Olur. Bugün biraz geç geldin. Sabah kalkamadın mı yoksa? Yok. Bir işim vardı da onu halletmeye çalıştım. Hasta falan değilsin değil mi? Yok canım. İyiyim çok şükür. Aman. Hastayken falan gelip de bize bulaştırma sakın. Bu konuda çok hassasın biliyorsun. Merak etmeyin iyiyim. Öyle bir şey olsa gelmem zaten. İyi. Pınar Hanım, bir şey konuşabilir miyiz? Konuşalım. Sende zaten sabahtan beri bir şeyler var. Hasta da değilim diyorsun. Bir derdim var belli, söyle bakalım. Pınar Hanım, Melis'i yakında evlendireceğim. Biliyorum. Onu bu zamana kadar tek başıma büyüttüm. Çeyizini tek başıma tamamladım. Onu da biliyorum. Melis'in sözlüsünün ailesinin durumu bizden çok iyi. Kıza güzel bir düğün yapacaklar. Melis de altta kalmak istemiyor. Bizim de nişanı bir salonda yapmamızı istiyor. E yapın siz de. Öyle de... paramız yok. Sadede gel Nurdan Hanım. Ben diyorum ki bir yıllık paramı bana verseniz. Ben de size bir yıl boyunca aynı şekilde hizmet etsem.
Ay hiç güleceğim yoktu. Sabahtan beri bunun için mi kıvranıyordun sen? Evet. Verir misiniz? Sen aklını mı kaçırdın yahu? Bir ay sonra yaşayıp yaşamayacağını kim bilebilir ki? Ölecek misin, kalacak mısın? Ben... Melis çok istiyordu o yüzden. Kızının yaptığı da şımarıklık canım. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Paran yoksa nişanı evde yapacaksın. Tutturmasın öyle salon malon diye. Heves etmiş işte. Heves meves etmesin. Kusura bakma ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Peki. Ağustos alalım değil mi tarihi? Sen nasıl istersen hayatım. Hangi salonu tutacaksınız? Çarşıya giderken var ya bir tane, onu. Ama orası çok pahalıdır. Sana değer. Ama önce nişanı yapmamız lazım. Bence şart değil. Direkt evlenelim derim ama annemi az çok tanımışsındır. Adetlere sıkı sıkıya bağlıdır. Biliyorum biliyorum. Zaten annem de aynı şeyi söylüyor. Böyle güzel bir salon tutup nişanı orada yapalım diyor. Dosta düşmana fırsat vermeyelim. Anneni çok seviyorum biliyor musun? Neden? Nişanı salonda yapacağı için mi? Ne alakası var ya? Neden o zaman? Seni dünyaya getirip bana verdiği için. Nurdan Hanım. Hah. Bak şu kapıya. Peki efendim. Bir senelik parasını peşin istiyormuş. Vermem deyince surat beş karış. Enayi var sanki karşısında. Aa, Faruk. Niye erken geldin? Ne haber hayatım? Hayatımızın fırsatını yakaladık. Ne oldu? Gel otur şöyle. Ya bir duyan olur diye telefonda anlatamadım ben sana. Daha fazla meraklandırma da söyle hadi. Ya bizim Bülent var ya. He. Neyi var neyi yok satıp borsada bir hisse senedine parasını yatırdı. Bilirsin Bülent çok sağlamcıdır. Sağlam bir tüy almasa hayatta riske girip bu işe kalkışmaz. İyi de bunun bizimle ne alakası var? Bülent çok büyük yemin ettirip bana bu sırrı verdi. Ben de şirketin bütün parasını çekip bu hisse senedine yatıracağım. Hayatım, yakında paramızı 2-3'e katlayacağız. Harika bir şey bu Faruk. Bu evle yazdığı teminat gösterip bankadan kredi de alsana. Oo! Ben bunu çoktan düşünüp hallettim bile. Ah, çok iyi yapmışsın. Şu Fethiye'de gördüğümüz yazlığı da alsak fena mı olur? Bak. Bir haftaya kalmadan bu para iki katına, belki de üç katına çıkacak. Ah, harika bir şey bu. Bana bak, eminsin değil mi? Sonra parayı batırmayalım. Ya hayatım, Bülent bu konularda zehir gibidir. Yaş tahtaya bastığını gördün mü hiç? Görmedim. Doğru. O kadar malı mülkü nasıl yapacaktı öyle olmasaydı? Ah, Allah'ım sen büyüksün. Nurdan Hanım, buranın işi bitti. Sen mutfak dolaplarını temizle. Peki Pınar Hanım. Ya bunu da unuttuk. Her şeyi konuştuk yanında. Aman be, ne olacak? Yabancımız mı? Bana bak. Ben evdeki ziynetleri de almaya gelmiştim. Onları da bozdurup bu paraya ekleyeceğim. İyi fikir. Ben hemen gidip getiriyorum. Hadi. Ne yapacağım ben şimdi? Melis'e ne diyeceğim? Allah'ım sen bana yardım et.
Mucize olmalı anne. Allah'ım ne büyüksün. Anne artık fakir hayatımız bitti. Kurtulduk. Anne kurtulduk. Bu parayla en güzel salonu tutup nişanı orada yapabiliriz. Çeyizimi tamamlayabiliriz. Sana en güzelinden bir ev alabiliriz. Kızım, bu boş hayalleri bırak. Bu boş hayaller mi? Ne oluyor anne sana? Neden böyle söyledin? Bu para bizim değil çünkü. Evet tamam. Eskiden bizim değildi belki. Ama şu anda bizim. Bu parayı sahibine vermemiz gerekiyor kızım. Sahibini tanıyor musun kendini? Emin değilim ama Pınar Hanımların olabilir. Niye parayı eve getirdin o zaman? Götürseydin Pınar Hanımcığına. Dedim ya emin değilim. Faruk Bey masanın üzerine koymuştu bu zarfı. İçinde de bir sürü para vardı. Ama ya bu başka zarfsa, ya başkasınınsa. Başka birisinin parasına emin olmadan nasıl Pınar Hanım'a geri vereyim? Bu vebale nasıl gireyim? O yüzden eve getirdim. Yarın belli olur her şey. Anne, sana bir şey soracağım. Sor. Sen Pınar Hanım'dan nişan için para istedin mi bugün? Evet. Ne dedi peki? Bendeki de soru tabii. Vermeyeceğini söyledi değil mi? Verse müjdelerdin hemen. Vermedi değil mi? Evet. Ve sen buna rağmen para eğer onlarınsa geri vereceksin öyle mi? Evet vereceğim. İnanmıyorum anne sana ya. En muhtaç olduğumuz anda bile bizim yardımımıza koşmayan insanlara sen hala gidip iyilik yapacaksın öyle mi? Kızım paranın onların olduğuna bile bile geri vermeyip harcarsak bunun hırsızlıktan ne farkı kalır? Allah katında bunun hesabını nasıl vereceğiz? Anne bu paraya ihtiyacımız var. Neden bunu anlamıyorsun? Para bu gece bizde kalacak. Yarın bu işi açıklığa kavuşturacağım. Anne, bak Allah aşkına deli olma. Bu para hayatımızı kurtaracak diyorum sana. Eskisi gibi evlere temizlik yapmaya, yemek yapmaya gitmeyeceksin. Kendi evin olacak. Bizim de meteler kadar paramız olacak. Onların yanında ne sen ne de ben ezilmeyeceğiz artık anne. Ya bütün bunları istemiyor musun sahiden? Benim tek istediğim hesabını veremeyeceğim yükün altına girmemek. Of anne ya of! Bu kadar saf olduğuna inanamıyorum he! Nasıl düşürürsün? Nasıl düşürürsün Faruk? Neyi bileyim aceleyle evden çıktım ya. Yetişeyim diye acele ettim işte. Arabaya falan baktın mı? Orada düşürmüş olamaz mısın? Baktım hayatım. Her yere baktım. Yok yok yok! Allah Allah! Deli olmak işten değil. Çaldırmadığından emin misin? Belki de çaldırdın. Kimseyle muhatap olmadım ki. Direkt kuyumcuya gittim altınları bozdurmaya. Düşürdüğünden emin misin yani? Evet. O zaman kamera kayıtları vardır. Kimin aldığına polis bakacaktır. Bakacaklar. Ama çok da umut vermediler. Zaten yetişeyim diye
Trafiğin yoğun olduğunu görünce arabayı bir yere park ettim. Sonra da kestirmeden yürüdüm. O sokaklarda kamera falan olduğunu zannetmiyorum. Mahvettin bizi Faruk. Mahvettin, bitirdin bizi. Pınar, üstüme gelme. Yoksa bütün sinirimi senden çıkarırım kadın. Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Öldürür müsün beni? Farkında değil misin Faruk? Biz zaten öldük. Parayı kim bulduysa nasıl sevinmiştir kim bilir. Haram zıkkım olsun inşallah, değil mi? Kimdi arayan? Mete. Neden açmadın? Açıp ne diyecektim? Annem nişan için para bulamamış. Daha doğrusu bayağı bir para bulmuş ama geri vermeyi düşünüyormuşmuşmuş. Bunu mu diyecektim? Melis, yine başlama. Ben kararımı verdim kızım. Anneciğim, bak ne olursun. Benim hiç mi hatırım yok sende? Ha? Gel vazgeç bu işten. Bak yepyeni bir hayat kuralım kendimize. Bu parayı ömrümüz boyunca bir daha bir arada biz göremeyiz. Yapma kızım böyle. Kaç kere söylemem lazım sana? Bu para bizim değil. Sahibini bulup vermemiz lazım. Peki ya Pınarlar değilse sahibi? O zaman ne yapacaksın? Gazeteye para buldun diye ilan mı vereceksin? Bilmem. Öyle mi yapmam lazım? Of. Anne komik olma ya. Aa, hiç olur mu öyle şey? Eğer para onların değilse ne yapacağımıza o zaman bakarız. Of anne, of! Yeter artık Pınar! Kes ağlamayı! Elimde değil Faruk, inanamıyorum! Onca paranın elimizden gittiğine inanamıyorum! Ne yapacağız şimdi biz? Ah, ah elim kırılaydı da bankadan o parayı çekmeseydim! Belki parayı bulan insan evladı biridir. Parayı bize geri getirir ha? Olmaz mı? Nasıl olacak lan bu? Neden? Zarfta bana ait hiçbir şey yok. Allah kahretsin. Bir kartvizitin bari olsaydı içinde. Ya saçmalama Pınar. Ya saçmalama Pınar. Adres olsana yazar ha? Zarfı bulan adam onu çatır çatır yiyordur şimdi. Benim bu annem gerçekten deli ya. Bu kadar parayı o pislik Pınar'la kocasına verecek. İnşallah o para Pınar'ların değildir. Rabbim sen koru ya Rabbi. Melis, ben çıkıyorum. Aman koş.
Koş da parayı Pınar'la o yüz kocasına yetiştir. Melis, terbiyeni bozma. İyi ya da kötü bak, kaç senedir sahillerinde ekmek yiyoruz. Aman iyi, laf da söyle etme. Hem dedim ya, daha paranın onların olup olmadığını bilmiyoruz. Bugün öğreneceğim. Parayı yanında mı götürüyorsun? Yok, çaldırırım filan Allah korusun. Buraya sakladım. Buraya mı? Evet, sen bugün dışarı çıkmayacaksın nasılsa, değil mi? Yok yok, çıkmayacağım. Tamam, kapıyı filan da iyice kilitlersin. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Hadi kızım, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çocuklar nerede? Münevver Hanım erkenden gelip aldı. Kahvaltıya götürdü. Senin bu halini görmemeleri iyi olmuş. Polisten falan haber yok değil mi? Yok, aramadılar. Sen neden aramıyorsun? İyi günler. Komiser Murat Bey ile görüşecektim. Ha, siz misiniz? Ben Faruk Bozdemir. Evet, kaybettiğim parayla ilgili aramıştım. Bir gelişme var mı acaba? Anlıyorum. Peki, kamera kayıtlarına falan bakabildiniz mi? Bir şey çıkmadı öyle mi? Bir gelişme olursa beni hemen arayın, olur mu? Peki. İyi günler. Yok değil mi? Gitti gider para yani. Yok. Yok. Hayırdır, iyi misiniz? Ah, yandık biz Nur'dan, yandık, bittik. Ocağımıza ateş düştü. Ne oldu Pınar Hanım, söylesenize. Bütün paramızı kaybetti Faruk. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çok geçmiş olsun Pınar Hanım. Geçmez bu Nurcan. Geçmez bu.
Tüh. Büyük bir ihtimalle bulduğum para Faruk Bey'in. Ama yine de iyice emin olmak lazım. Kaç para vardı zarfta? Sen zarfı nereden biliyorsun? Ben dün burada görmüştüm ya Faruk Bey. Doğru ya. Çok muydu? Sana ne? Ne yapacaksın? Ben sadece... Şuraya bak. Biz can derdindeyiz. Sen hala kaç para diyorsun? Zarfta tam 500 bin lira vardı. Yani senin ömründe bile göremeyeceğin kadar çok para. 500 bin ha? Bu paranın onda biri için insanlar birbirini öldürüyor ya. Ama benim annem Nuh diyor, peygamber demiyor. Ah anne, ah! Ne olur beni dinleseydin. Sen istedin anne. Thank you.
İnşallah bulursunuz Faruk Bey. İnşallah ama biraz zor görünüyor. İçin için seviniyorsun değil mi? Ben mi? Sen ya. O paraya nasıl baktığını gördüm dün. Gözün kaldı değil mi? Olur mu öyle şey Pınar Hanım? Yani sen o parayı istemedin mi? İstemedin mi? Yok Pınar Hanım. O para sizin alın teriniz. Emeğinizin karşılığı. Ben hiç öyle bir şey düşünebilir miyim? Bak bak. Bak. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Hadi git, istemiyorum seni. Temizlik falan istemiyorum. Hadi ama, hadi. Ama git, Pınar istemiyorum Hanım. Seni. Defol. Pınar. Ama Pınar Hanım. Dur Pınar, sakin ol. Defolsun. İstemiyorum onu. Defol git. Git diyorum sana. Defol. Git buradan. Nurgül Hanım, bizim sinirimiz çok bozuk. Siz isterseniz gidin. Ama ben bir şey yapmadım. Benim ne suçum var Faruk Bey? Defol dedim sana, pislik. Git buradan. Defol git buradan. Git diyorum sana. Seni görmek istemiyorum. Melis, Melis, kızım. Getir şu parayı. Ne oldu anne? Çabuk paraları getir de sayalım. Parayı mı? Sen bana parayı nereye sakladığını söylemedin ki. Ay doğru ya. Elbise dolabının sağ üst köşesinde, arkada. Battaniyelerin arkasında. Hı hı. Ne oldu? Para onların mıymış? Ne bu hali? Ağladın mı sen? Yok bir şey. Otur da şu parayı sayalım. Faruk Bey'in kaybettiği para 500 bin liraymış. Sayalım şunları. Ne diyorsun anne ya? İnşallah burada o kadar para yoktur anne ya. 200, 400, 600, 800. Keşke sana engel olsaydım Faruk. Keşke. Ama nereden bilebilirdim ki böyle olacağını? İnşallah polistir. Ne olur parayı bulmuş olsunlar Allah'ım. Bülent arıyor. Efendim Bülent. Şey yaptım ben ya. Son anda vazgeçmek zorunda kaldım. İşte ödemeler vardı ya. Onları ayarlayamadım. Evet. Yapma ya. Vay be. Çok iyiymiş. Ne yapalım, kısmet değilmiş. Hadi görüşürüz. Selamlar. Ne olmuş? Parayı kaybettiğim için alamadığım hisse senedi vardı ya. Evet. Bir gün içinde öyle bir yükselmiş ki Bülent koyduğu paranın iki katını kazanmış bile şimdiden. Allah kahretsin. Neden Bülent'e parayı kaybettiğini söylemedin peki? Benim ne kadar salak bir adam olduğumu öğrenirse güveni sarsılır diye. Bütün paramız gitmiş. Adamın düşündüğü şeye bak ya. Alo, alo. Yakında banka haciz koyacak bu eve, haciz. Yeter be. Ne yapalım? Ölecek halimiz yok ya. Tabii. İcap ederse her şeyi sıfırdan başlarız. Kendine gel artık. Sen her türlü salaklığı yap. Sonra ben sakin olayım, kendime geleyim, öyle mi? Şuraya bak ya. Hem suçlu hem güçlü. O parayı ben kaybetmiş olsaydım neler olurdu acaba?
Ne olurmuş? Hayatımın sonuna kadar bunu başıma kakardın, başıma. Tabii hala beni boşamadıysan. Kes be kes! Salak salak şeyler konuşma. Allah'ın cezası. ₺500.000. Evet, 3 kere saydık. Bu para Faruk Bey'in. Hey Allah'ım ya. Bizdeki de şans yani he. 300 olsa, 200 olsa bile tamamdı. Evet, bir derece. Bir derece mi? Ne yani, öyle olsaydı yine de sahibini bulmaya mı çalışacaktın anne? İnanmıyorum sana ya. Kısmet ayağımıza kadar gelmiş. Ama sen resmen ellerinle iteliyorsun. Melis, sana daha kaç kere söylemem lazım. Bize ait olmayan bir para bu. Yarın ilk işim bu parayı sahibine götürmek olacak. Verme anne. Anne ne olursun verme bak. Bu parayla hayatımız kurtulur. Parayı çalmadık ki sonuçta. Yolda buldun. Sana bunca malın mülkün içinde 4.000 lirayı çok gördüler. Üstelik çalışmanın karşılığında borç istedin sadece. Şimdi bırak kendileri düşünsün. Yalan mı anne? Onlara o kadar hizmet ettin. Onlar için 4.000 lira ne ki ya? Ama vermediler. Seni buna layık görmediler. Anne vermeyeceğini söyle ne olur. Melis, ne yapıyorsun sen? Hakkım olanı alıyorum anne. O senin hakkın değil kızım. Eğer hakkım olmasaydı bana kadar gelmezdi. Kızım, bırak bu parayı. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Hiç mi terbiye vermedim? Başkasının malına göz dikmemeyi öğretemedim mi ben sana? Bu paraya ihtiyacımız var anne. Bu fırsat hayatında kaç kere karşısına çıkar ki bir insanın? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun verdiğim emeklere. Sana layık bir evlat olamadığım için özür dilerim anneciğim. Melis, o paradan bir hayır gelmez sana. Bana ver onu. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Vereceksin dedim. Ya vermeyeceğim. Ver onu. Ya vermeyeceğim be. Ben senin gibi ezik olmayacağım. Ayağıma gelen fırsatı tepmeyeceğim. Kusura bakma anne. Melis. Melis gitme. Melis. Melis. Allah'ım çok şükür bir rüyaymış. Thank you.
İçin için seviniyorsun değil mi? O paraya nasıl baktığını gördüm dün. Gözün kaldı değil mi? Hadi git, istemiyorum seni. Defol. Ama Pınar Hanım. Defol dedim sana, pislik. Git buradan. Pınar Hanım'ın beni bir dövmediği kaldı. Melis haklı aslında. Bu tür insanlar iyilikten ne anlar? Allah'ım, sen doğru kararı vermem için ne olur bana yardım et. Doğru yoldan şaşırtma ya Rabbim. Geçmişin külü kalır, savurur rüzgar. Gidenler nerede kaldı, belki döner olur ya. Aşk öksüz kaldı şimdi huzur sokağında. Bir varmış bir yokmuş başlar masallar. Geçmişin külü kalır, savurur rüzgar. Gidenler nerede kaldı, belki döner. Aşk öksüz kaldı şimdi huzur sokağında. Verme anne. Anne ne olursun verme bak. Bu parayla hayatımız kurtulur. Bu parayı çalmadın ki sonuçta, yolda buldun. Sana bunca malın mülkün içinde 4.000 lirayı çok gördüler. Üstelik çalışmanın karşılığında borç istedin sadece. Şimdi bırak kendileri düşünsün. Sana bir daha bu eve gelmeyeceksin demedim mi? Pınar Hanım, önce beni bir dinleyin. Sonra isterseniz bir daha hiç görüşmeyiz. Ne istiyorsun söyle hemen. Pınar, hayatım sakin ol. Kadıncağız bir şey anlatıyor. Ne söyleyecekse söylesin de ondan sonra gider. Bunlar... Bunlar benim param mı? Evet. Ama sende nasıl olur? Sende miydi paramız? Zarfı biraz ötedeki ıssız sokakta buldum. Buraya gelip giderken hep oradan geçerim. Parayı bulunca ilk önce kime ait olduğunu bilmediğim için ne yapacağıma karar veremedim. Bu yüzden eve götürdüm. Ertesi günde sizin paranız olup olmadığından emin olmak amacıyla içindeki miktarı size sordum. Sonra size ait olduğundan emin olunca da getirdim. Sana onca bağırdıktan ve aşağıladıktan sonra. Allah senden razı olsun Nurdan Hanım. Beni affet. Senin kıymetini bilememişim. Eğer isteseydin bu parayı bize getirmek yerine rahat bir yaşam sürmek için harcayabilirdin. Üstelik paraya çok ihtiyacın olduğu halde yine de bize geri getirdin. Yoksa bunun hesabını nasıl verirdin Faruk Bey? Vallahi bunun altında kalamayız. Bu senin kızının nişan masrafları için. Yok, ben sizden para beklediğim için yapmadım bunu. Eğer bu parayı almazsan bir daha bu eve giremezsin. Lütfen kabul et. Ama... Lütfen. Lütfen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.